yapmalar bir sene, bir buçuk sene yaptı. Eğlencesine yaptı ya da gerçekten böyle güzel görünmek için yaptı. Ne kadar bir dinlenme arası koyması gerekiyor ve idmanın nasıl gerçekleştirilmesi gerekiyor? Yani şimdi şey yani farklı bir cevap veremeyeceğim de çok iyi antrenman yapıyorsam bizim tavsiyemiz bir hafta dinlenmesi. Ama şimdi bazı sporcular çok ciddi ya da şey ben yurt dışından örnek vereyim. Zaten zorlanmaya gitmiyor spor salonuna. Personal trainer tutuyor, nutritionist tutuyor. Ama onların maksadı sağlıklı yaşamak, biraz fit olmak. Bu tip insanları hani Serdar kendini şu an ne kadar zorlayabiliyorsa onlar yarısını da zorlayamıyor. İyi, en iyi günlerinde. Şimdi bu insanları daha sık o yüzden yapabilirler antrenmanını. 4 günde bir yani periyotlarını 4 günlük ayarlayabilirler. 3 günlük haftada 2 kere yapabilirler. Biz bazen hepsini uyguluyoruz işin açıkçası. Haftada 1 ila genelde 2 en yaygın olanı. Yani ya bir adeliği haftada 1 kere yapıyorsunuz çok iyi sporcu olursanız. Genelde hani çok ciddi antrenman yapamıyorsunuz. 2'ye kadar o zaman yapmak mantıklı oluyor. Bazen mesela bazı grupları her bir grubu olmasa da şu veya bu nedenden çok aşırı zorlayamıyor. Genetik olarak çok iyi aktive edemiyor bazı adeleleri. O zaman mesela bazı adeleleri sadece bir adeleyi diyelim ki mesela bisepsinde bir problem var ya da sakatlanmıştı mesela. Ağır çalışamıyor belli bir süre, şey yapamıyor. O zaman o gruba mesela 2 tane de yapabilir, diğerlerini 1 yapabilir. Yani burada birçok senaryo söz konusu ama orada kişinin ne kadar hani psikolojik olarak da kendini zorlayabileceğine bağlı. Ama çok ciddi zorlayamayanların 2 kere bence yapmasında hiçbir mahsur yok. Yani bunu nasıl anlıyoruz? Bunun birçok şeyi var tabii hani test falan da yapabiliyoruz. Ama genelde antrenman yaptığımız gün o antrenman yaparken insanlar hissedebiliyor. Genelde tam recover olmuşsa en az o bir önceki antrenmanı kadar iyi antrenman yapabiliyor. Hatta daha iyi genelde antrenman yapabilme eğiliminde olması lazım. Tabii burada en zor kısım şu. Yani birçok bilinmeyen var. Acaba bunun beslenmesi mi iyi değil? Antrenmanı mı iyi değil? Yani 2 tane çok önemli unsur var. Çünkü beslenmesi bazı insanlar mesela diyor ki ya benim beslenmem çok çok iyi diyor. Ama bakıyorsunuz beslenmesi iyi değil. Ona göre iyi ama gerçekte hani sporcu bilimine göre bakınca beslenmesi iyi değil. Tersi de var. Diyor ben çok çok iyi antrenman yaparım. Bir bakıyorsunuz yani antrenmanda da iş yok. İkisi de burada çok önemli. Bir de nasıl yaptığı önemli. Bir de ben şunu söylüyorum. Özellikle sporcu yani Serdar gibi birisi için değişik ama normal bir insanın da hani çalıştırıyorsunuz diyelim. Birçoğumuz burada personal training de yapıyor. Yani adam ben şu an yarışmıyorum. Şu bu kendimi eski zorladığım kadar niye zorluyorum ki şu an? Belki o işten şu an zevk almıyorum. Ya da hani ben kötü bir örneğim de yani bizim tabii ben yine sürekli alıştığım için belki zorlamadan taraftarım ama benim öyle tanıdığım çok dostum var, iş adamı. Adamı zorlasam bir gün öyle zorla antrenman yaptırsam bir daha salona gelmeyecek. Yani bu dengeleri de çok iyi ayarlamak lazım. Senin soruna tam cevap verebildim mi? Onda emin değilim. Ama neticede bu ne sıklıkla yapılmalı? Bu kişisine göre, antrenman şiddetine göre çok değişiyor. Ama çok ciddi de değilse haftada bir genelde insanlar çok daha rahat yapabiliyor. Yani haftada bir olunca çok büyük yani
sürekli işe gider gibi, hani çok ciddi değilse bile, bazen biz insanlara yurt dışında da bir kere yaptırıyoruz ki sonra haftada 6 kere salona gönderince falan şey de yapmıyor. Biz 4'e bölüyoruz. Az çok da olsa onu optimum geliştirecek kadar yapıyoruz. Burada tabii antrenmanı sürekli geliştirebiliriz. Bu bir şeydir. Yani antrenman sadece kiloyla değil de Serdar'ın demin anlattığı gibi ufak ince ayarlarla, yani yapış şekillerimizi değiştirerek, kontrolümüzü değiştirerek, hızlı bile yapsak yine biyomekaniğimizi optimum şekilde ayarlayarak, zaman içinde de bu değişen bir şey bu arada. Yani 20 yıl önce yaptığınız bench press optimumu neyse bugün değişik olabilir. Zaman içinde de değişiyor insanın biyomekaniği. Bu ince ayarları yapmak mesela başarısında sporcuların çok etkili. Tabii beslenme apayrı, çok önemli orada. Burada mesela ilginç bir anımı anlatayım. Bizim çok eskiden, 25 yıl önce hoca bir insana şey demişti, tavuk göğsü yiyeceksin 1 kilo. Adam 2 hafta sonra geliyor falan, daha kötü falan. En sonunda bir öğrendik ki şey, tatlıcı yiyor, 1 kilo tavuk göğsü alıyor. Sürekli 1 kilo günde tavuk göğsü yiyor. Çocuk hakikaten bilmiyor. Biz bir de tahmin edemiyoruz. Hani tavuk göğsü deyince herkes normalde tavuğun göğsü almıyor ama bu tatlı düşünmüş nedense. Hatırlıyor musun bu arada? İşine öyle gelmişti hocam. Ama hakikaten bilmediği için yapıyordu galiba değil mi? Evet, evet. Her şey demişti ya, bıktım tavuk göğsüne, kazanır falan yesek olmuyor maalesef. Sen değilsin değil mi? Ben de bunun gibi bir şeye örnek oldum böyle. Yani protein tozunu sormuşlar, yani bu neyden yapılır? Peynir alt suyundan yapılıyor. Ertesi günü peynirci babadan gidip tenekeden suyu alıp uyanıp ya. Yani salonda içmişler. Yani. Tuzlu içiyorlar. Sağol göğsünde ne yiyor ya? Peynir babadan. Hocam biraz fazla uçalım burada. Şimdi tek adede çalıştırdığımızda en fazla kaç adet vermeliyiz? Yani vermeliyiz. Ve iki adeliği birleştirdiğimizde toplamda kaç hareket? Şimdi benim bu konuda şahsi olarak çok merak ediyorum ben de bu soruları. 10 küsur yıl önce hatta bazı şeyleri denemek istedim birebir. Biraz da hani bilimle çok ilgili olduğum için. Çok ciddi şeyler yok. Ben dedim ki kendimde de biraz deneyeyim. Hani başkalarına diyorsunuz yapıyor da nasıl yaptığını bilmediğiniz için her zaman bir soru işareti de olabiliyor. Zaten bu araştırmaların hani çok detaylı yani bilimsel olarak biraz geride olmamızın bir sebebi kişisine göre çok değişiyor. Çünkü şimdi Serdar'ın iyi antrenman tanımlamasıyla normal bir insanın iyi antrenmanın tanımlaması çok farklı. Serdar'ın belki kötü antrenmanı, başkasının iyi antrenmanından kat ve kat belki de daha iyi. O yüzden hani bazı şeyleri ölçmede zorlanıyoruz. Ama ben mesela çok denemeler yaptım. Bir tane merak ettiğim hususlardan bir tanesi şuydu. Ben bilimsel olarak şuna inandım. Dedim ki hatta bu benim fikrim de değil bu arada. Bazıları şey diyordu, 2-3 setle bile tamamen bir adele bitirilebilir diyorlardı. Ben nasıl bitirilebilir, olur mu diye araştırma yapmak istedim. Gerçekten denemek istedim. Ve inanmıyordum böyle bir şey olabileceğine. Mesela örnek vereyim. Diyelim şey yapıyoruz, bacak yapıyoruz. Bacakta bile 2 veya en fazla 3 setle antrenmanı tamamen bitirebileceğimizi gördüm. 3 hareket mi, 3 set mi diyorsunuz? Set. 2-3 set. 3 tekrar yani. 3 tekrarda 2-3 set. Set diyor, tekrar demiyor. Bu nasıl oluyor? Mesela şimdi bunu anlatmamın sebebi biraz sonra anlaşılacak. Evet.
herkes yapamıyor bunu. Çok özel kişi olmanız lazım. Çünkü burada bir sette neredeyse tüm antrenmanda zorlandığınız kadar zorlanıyorsunuz. Yani biz normalde bittim dediğiniz neresiyse 10 tekrarda 1 kiloyla bittim deyince aynı şiddetle belki 5-10 tekrar daha devam ediyorsunuz. O gerçekten çok iyi bir yıkım sağlıyor ve çok iyi bir antrenman yapmış oluyorsunuz. Bazı arkadaşlar hatta 1-2 sette bile tamamen bitirebiliyorlar. Ama bu bir süreç. İlk çalışmalarda bunu yapamıyorsunuz. Çünkü beyninizin bu acı threshold'u ya da zorlayabilme şeyinizin artması gerekiyor. Ve bu bazı kişiler bunu hiçbir zaman yapamıyor. Yani optimumu nedir? Bana sorarsanız 10 set genelde biz optimum görüyoruz. 10 ila 20 duruma göre. Ama bu dediğim gibi 1-2 set bile olabilir. Ama onu yapmak hakikaten zor. Yani beyin olarak da bitiyorsunuz, fiziksel olarak da bitiyorsunuz. Ben birçok kere yaptım. Hatta inanmayan bazı profesyonel arkadaşlar vardı. Bir hafta yürüyemediler. Sadece 2 set bacak yaparak. Ve yaptıklarına da pişman oldular. Sadece yürüyemediklerinden değil, hani zihinsel olarak da çok zor. Tüm gün, belki birkaç gün konsantre olmanız gerekiyor. Bunu gerçekten tavsiye etmem. Bunu herkes de yapamıyor da bunu hani sizin şeyinizi biraz açmak için diyorum. Çünkü ben böyle bir şey olabileceğine inanmazdım. Bana 20 yıl önce deseler derdim ki bu biraz absürt. Ama bunu bile mümkün ama bunu